4. sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ata Yayıncılık 5. Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Sayfa 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171. Geçmişten günümüze ses teknolojileri etkinlik soruları ve cevapları. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Cevapları. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı. Özge, yüksek ses sonucu hangi sorunları yaşamıştır? Cevap, Özge'lerin alt katındaki dairede Emine nene oturuyor. Kulakları iyi işitmeyen Emine nene, televizyonu sürekli yüksek sesle izlediğinden derslerine çalışmamaktadır. Ayrıca uyurken de sorunlar yaşamaktadır. Emine ninenin kullanmaya başladığı işitme cihazı, sesin şiddetini nasıl etkilemiştir? Cevap, doktorun verdiği işitme cihazı, yaşanan sorunları çözdü. Çünkü artık sesleri daha iyi duyuyordu ve sesi çok açmasına gerek kalmıyordu. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı, Ses Teknolojileri. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojileri deney yapalım. Sesim geliyor mu? Bardakların diplerine bir büyüğümüzden ya da öğretmenimizden yardım alarak delik açalım. Ataşlardan birini ipin ucuna bağlayalım. İpin diğer ucunu bardağın içinden geçirelim. Diğer bardağı da görseldeki gibi bağlayalım. Bir arkadaşımızla bardakları tutalım. İp gergin olana kadar birbirimizden uzaklaşalım. Deneyi evde yapıyorsak farklı odalara gidebiliriz. Bardağı konuşmaya başladığımızda ağzımıza, dinlemeye başladığımızda ise kulağımıza yaklaştıralım. 2 adet plastik bardak, 2 adet ataş, 4-5 meyip kalem. Neler oldu? Bardağı kulağınıza yaklaştırdığınızda arkadaşınızın konuşmasını duyabildiniz mi? Cevap, evet, çünkü bardak ses toplayıcılığı görevi görmektedir. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı, daha önce bir konsere gittiniz mi? Acaba sahnedeki solistin ve müzik aletlerinin sesi tüm dinleyicilere nasıl ulaşır? Bunun için hangi teknolojiler kullanılır? Cevap, gittim. Büyük amfiler ve hoparlörler var. Onlar sayesinde ses her yere rahatça ulaşabilmektedir. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı. Ses değişti mi? Kartonu külah şekline getirelim, görsel 1. Şeklini bozmadan yapıştıralım. Külahın dar ucunu ağzımızı kapatacak biçimde ağzımıza yaklaştıralım ve konuşalım, görsel 2. Bir arkadaşımızdan uzak bir mesafede durmasını ve konuştuklarımızı dinlemesini isteyelim. Aynı işlemi külahın geniş tarafını ağzımıza yaklaştırarak tekrar edelim. Aynı konuşmaları külah kullanmadan yapalım. Arkadaşımızdan konuşmamızı dinlemesini isteyelim. Aynı deneyi külahı daraltıp genişleterek tekrarlayalım. Neler oldu? Külahın dar tarafından konuştuğunuzda seste nasıl bir değişiklik oldu? Cevap, ses inceldi. Çünkü külah tarafından ses toplanmış oldu. Uzaktaki arkadaşınız hangi konuşmalarınızı daha rahat duydu? Cevap, özellikle külahı uzaklaştırdığım konuşmalarımı daha iyi duydu. Çünkü ses daha net gidiyordu. Bir engele takılmıyordu. Külahın geniş ya da dar ucundan konuşmak sesin şiddetini değiştirdi mi? Cevap, evet, değiştirdi. Çünkü ses büzülüyor veya engele takılıyordu. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı. Ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkileri. Şiddetli ses üreten araçların olumlu ve olumsuz yönlerini araştıralım. Konusu, ses şiddetinin olumsuz yönü olan bir gazete haberi bulalım. Edindiğimiz bilgileri görsellerle destekleyerek bir sunum hazırlayalım. Hazırladığımız sunumu arkadaşlarımıza sunalım. Cevap, şiddetli ses üreten araçlar, araba kornası, delici matkap, VS gibi araçlar, hoparlörler, mikrofonlar, megafonlar. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.